Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle çok şık, çok güzel, modeli gerçekten çok tatlı olan bir supla modeli göstereceğim. Ben bu supla 3 tane renk kullandım. Siz isterseniz tek renk yapabilirsiniz ama ben bu tonları çok beğeniyorum gerçekten. Ve kullandığım ipler şöyle mini polyester ipler. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Spaget diyarından aldığım polyester makrame ipler ve ağırlığı 100 gram. 3 veya 4 numara tığla kullanabilirsiniz. Ben 4 numara tercih ettim. Şimdi dilerseniz hemen yapımına geçelim. İlk olarak ana rengim bu renk. Bu renkten neredeyse bir ipe yakın ip gidiyor arkadaşlar. Bir tane supla için. Diğer renkler ise çok az kullandığım için oldukça artıyor. Şimdi hemen isterseniz şöyle yapımına geçelim. Suplamızı şöyle alalım. Dediğim gibi 4 numara tığ kullanıyorum. Hemen ilk olarak sihirli halkamızla başlıyoruz. Şöyle. Evet. Parmağıma doladım. Ve hemen bakın karşıdan alıyorum ve iki tane zincir çekiyorum. İki tane zincir çektikten sonra bu zincirle beraber toplamda 12 tane trabzan öreceğiz. Yani zinciri saymasak 11 tane trabzan öreceğiz. Şimdi şöyle ikili trabzanlarımı içine örüyorum. Toplamda 11 tane trabzan örüyorum. Bakın batıyorum içerisine. Şöyle ikisinden ve iki tane ipim kalıyor. Tekrar bu ikisinden alıyorum. Doluyorum tığıma. İçerisinden geçiriyorum. Aldım. 2 ipten geçiriyorum. Ve kalan 2 ipten geçiriyorum. Bu şekilde şimdi bakın 3 tane trabzan yaptım. Toplamda 4 olmuş oldu. Şimdi biz trabzandan sayalım. 3 tane ördüm. Ve 4.'ü örüyorum. 5 6 Şöyle biraz kısaltalım ipimizi. 7 8 9 10 ve 11. Yine baştan sayalım. Şöyle ipimizi çekelim tamamen. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincirle beraber 12 tane olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar buradayken şöyle karşıdan hemen şöyle birleştirmemizi yapıyoruz. Ve yine 2 zincir çekiyoruz. Şimdi her yere çift batacağız. Hemen dibine çiftimi batıyorum. Yani aynı noktaya 2 tane trabzan batıyorum. Hemen yanına yine ikili trabzanımı örüyorum. Bir tane daha aynı noktaya. Toplamda bu sırada 22 tane elde etmiş olacağız. Pardon, 24 tane elde etmiş olacağız. 24 tane ikili trabzanımızı oluşturalım şimdi. Sıra sonuna kadar her yere çift batalım. Arkadaşlar bakın 22 tane elde ettim. Şimdi 24.'ü şu noktada. Bakın son noktaya ilk sırada şöyle son noktaya da batıyorum. Ve buradaki zincirle beraber burayı çift sayıyorum. Ve 24 tane elde etmiş olduk. Birleştirmemizi yapıyoruz.
Şimdi tekrardan 2 zincir çekiyoruz. Her sırada 2 zincir çekiyoruz. Ve ipimi doladım. Hemen dibine yine çift batıyorum. Yani aynı noktaya 2 tane ikili trabzan örüyorum. Ve hemen yanına bir tane. Bakın. Buraya bir tane örüyorum. Hemen yanına çift örüyorum. Tekrar şöyle yavaşça göstereyim. Bakın. İlk trabzanımı yaptım. Aynı noktaya ikinci trabzanımı şu şekilde alıyorum. İlk iki ipten, sonraki iki ipten alıyorum. Şimdi yine tek örüyorum. Ve hemen yanına çiftimi örüyorum. Yani bir tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar geleceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın son sıraya geldim. Şöyle çiftimden sonra hemen tekimi battım. Hemen şu noktaya bakın şuraya çiftimi batıyorum. Şimdi şöyle bir şey. Çiftle başlamıştık. Burada çift örüyorum. Ve aradaki tek şuradaki zincirimiz oluyor arkadaşlar. Yani tek çift tek çift olarak ilerlediğimiz için burayı tek sayıyorum. Ve buradayken birleştirmemizi yapıyoruz. Yine karşı noktadan. Şu şekilde alıyoruz ve kaydırıyoruz. Yine aynı şekilde iki zincirle üste geçiyoruz. Şimdi burada iki tek bir çift yapacağız. Mantık bu şekilde tekleri artırarak ilerliyoruz. Şimdi buradayken yine ben dip noktaya çiftimi batıyorum. Ve burada da arkadaşlar yine bu zinciri tek sayacağım ve son noktaya da bir tane daha batıp iki tane teklemiş olacağım. Bu şekilde ilerliyoruz her daim. Şimdi çiftimi battım. İki tane tekimi yapıyorum. Hemen yanına yine aynı noktaya iki kere batıyorum. İlk trabzanımı ördüm. İkinciyi aynı noktaya batıyorum. Hemen yanına iki tek. Ve iki tekten sonra çift. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Yine son noktaya geldim arkadaşlar. Bakın çiftimi ördüm. Şimdi son noktaya bir tane tek batıyorum. Ve ilk zincirimle beraber burayı iki tek sayıyorum. İki tek bir çift şeklinde ilerlemiş olduk. Yani şu noktaya, bakın şu dip noktaya sadece ilk yerde batmış oluyoruz. Daha sonra artık o noktaya batmadan ama zincirimizi de muhakkak sayarak ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi yine kaydırmamı yaptım. Bir üst sırada ne yapacağız? Üç tek bir çift yapacağız. Yani tabanımızı bu şekilde büyütüyoruz. Dört tek bir çift, beş tek bir çift olacak şekilde ilerleteceğiz. Şurada şöyle göstereyim bakın. Sayalım hemen. Bakın şöyle çiftimiz burada batmışız. 1, 2, 3, 4, 5 tek bir çift olana kadar büyütmüşüm tabanımı. Siz isterseniz 6 tek bir çift ya da 7 tek bir çift olacak şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama bu boyut gayet yeterli olacaktır. Şimdi 5 tek bir çift olana kadar tabanımızı büyütelim. Şimdi burada yine size bu sırayı da bir göstereyim. Bu sefer ne yapacağım arkadaşlar? İlk sıraya tek batmak istiyorum. Bakın iki zincirimi çekeyim. İlk sıraya tek batıyorum. Burada maksat tabanımızın tam yuvarlak olmasını sağlamak. Şimdi burada 3 tane teki batmış olduk. Bu ilk zincirle beraber 3 tek olarak sayıyorum. Hemen yanına çiftimi batıyorum. Ve tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde kafanız karışacaksa çok önemli değil. Yine hep dip noktaya çift batabilirsiniz ama dediğim gibi baştaki zinciri sayarsanız hiçbir sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi 3 tekimi yaptım. Hemen çiftimi batıyorum. Aynı noktaya battım. Hemen yanına 1 2 şöyle yavaşça göstereyim son kez. 2 ve 3. tekimi batıyorum. Alıyorum. İkisini çektim. İkisini çektim. Şimdi çift batıyorum. Aynı noktaya bir tane daha.
Bu şekilde 3 tek 1 çift olacak şekilde ilerliyoruz. Şimdi burada 3 tek başta saydığımız için son noktaya çift batacağız. Çiftle bitirmemiz gerekiyor. Bunu ayarlayarak ilerliyorsunuz. 5 tek 1 çift olana kadar tabanımızı büyütüyoruz arkadaşlar. Şimdi ben 5 tek 1 çift olana kadar ilerleyeceğim. Daha sonra modelimizi oluşturmaya başlayacağız. Bu detayları da en sonda yapacağız zaten. Şimdi ben 5 tek 1 çift yapıyorum ve tekrardan görüşeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ben 5 tek 1 çiftimi ördüm. Şimdi bir sonraki sıramızda bir zincirimizi çektikten sonra hemen dip noktasına bakın. Dip noktasına şöyle bir kaydırma yapıyorum. Ve her noktaya aynı işlemi yapacağım. Bu şekilde bu kısmı çevreleyeceğiz ve daha sonra renk değişimine geçeceğiz. Şimdi böyle her yere aynı işlemi yapıyorum. Çok sıkmıyorum. Çok gevşekte bırakmıyorum. Normal bir şekilde şöyle. Sıkarsanız çünkü tabanınız büzüşebilir. O yüzden eliniz rahat olsun. Şimdi bu şekilde tabanımı çevreliyorum. Ben 5 tek 1 çifte bıraktım. Sizler isterseniz bu orta noktayı biraz daha büyütebilirsiniz. Bu şekilde ilerliyoruz şimdi. Bakın. Geçiriyorum. Direkt ipimden alıyorum. Yan boğumdan geçirdim. Direkt çektim. Hiçbir işlem yapmıyorum. Direkt tığımı geçiriyorum, ipimi alıyorum ve buradaki boğumdan geçiriyorum. Arkadaşlar bakın son noktadayım. Burası başlangıç kısmı. Hemen şu dip noktasına da bir tane şöyle kaydırmamı yapıyorum. Ve ipimi burada artık çekiyorum. Hemen şu karşı noktadan şöyle ipimi alıyorum. Bakın. Şöyle karşıdan tekrardan geçiriyorum. Bunu arkada düğüm yapacağız. Şöyle arka kısımlara doğru saklıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben burada ipimi kısaltmıştım. Çünkü artık diğer rengi geçeceğiz. Hemen şöyle ikinci rengimizi alıyoruz. Ve bakın. Şu oluşturduğumuz ön kısımlardan değil de şuradaki arka boğumlardan bakın şu kısımlardan şöyle herhangi bir yerden ilerleyeceğiz. Hep bu kısımlardan batacağız. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle bir zincir çekeceğim diğer ipimde. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve şöyle ipimi doluyorum. Hemen bakın şu arka kısımlardan ipimi arkadan tuttum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan yaptıktan sonra ipimi tekrar doladım. Ve bakın şöyle trabzanın etrafından dolaştım. Çekiyorum. Bir kere daha doluyorum. Bunu üçleyebilirsiniz. Ben iki tane yapıyorum ve şöyle çekiyorum. Yani 3 kere de dolayabilirsiniz. Ne kadar yoğun olmasını istediğinize bağlı. Şimdi arada bir tane zincir çektik. Bakın bir tane atlıyorum. Hemen bir sonraki boğumu. Şu görmüş olduğunuz arka kısımlardan. Şöyle battım. İkili trabzanımı yaptım. İpimi doladım. Bakın etrafından dolaştım. Biraz uzattım ipimi. Tekrar doladım. Bir tane daha. Ve hepsinin içinden aynı anda şöyle çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sıra atlayıp hemen bir diğerine şöyle ikili trabzanımızı yapıyoruz. Burada yine ipimi doladım. Bakın. Bir, iki. Hepsinin içinden çektim. Bir zincir, bir sıra atla hemen diğerine. İkili trabzan yap. İpini dola. Trabzanın etrafından geç. Bir tane daha. 3 kere, 4 kere ya da 5 kere de yapabilirsiniz bu noktayı ama
İki tane yeterli oluyor benim için görüntü olarak. Şimdi yine bir sıra atlayıp bir tanesine daha batıyorum. Tekrar gösteriyorum size son kez. Şöyle ikili trabzanımı yaptım. Doladım ipimi. Tekrar battım. Tekrar battım. Arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Ve artık diğer renge geçmeyi zaten göstermiş olacağım size. Ben şimdi bu rengimle bir sıra boşluk bırakarak diğer sıradan ve arka boğumlardan batarak sıra sonuna kadar geleceğim. Daha sonra size diğer rengi geçişi göstereceğim. Arkadaşlar bakın yine ben son sıramı ördüm. Burada zincir çekmiyorum. Karşı taraftan birleştirme yapıyoruz. Zaten bu baştaki zincir bu noktayı tamamlamış oluyor. Şimdi burada zincirimi çekip ipimi artık bırakıyorum. Ve diğer rengi geçiyorum. Şimdi yine aynı şekilde bu rengimizde de şöyle zincirimizi çekeceğiz. Ve ipimizi dolayacağız. Herhangi bir yerden bakın şöyle herhangi bir yerden boşluktan batıyorum. Bu arada şöyle dolayacaktım. Evet. Şimdi buradan herhangi bir yerden batıyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arkadaşlar benim bu hardal ipim diğer renklere göre bir tık ince. O yüzden ben burada 3 kere dolama yaptım. Tabii sizin ipiniz aynı kalınlıktaysa mümkün olduğunca aynı dolama. Yani 3 tane yapıyorsanız 3 tane, 2 tane yapıyorsanız 2 tane yapın. Benim ipim diğer renklere göre bir tık ince olduğu için 3 kere dolama yaptım. Şimdi diğer boşluğa atlıyorum. Burada yine trabzanımı yapıyorum. Ve şöyle içinden geçerek dolama yapıyorum. Yine bu noktada bir zincir çekiyorum. Hemen karşı boşluğa. İkili trabzan yaptım ve 3 kere doladım. Dediğim gibi ipleriniz aynı kalınlıktaysa aynı oranda dolama yapmanız önemli. Şimdi arkadaşlar ben yine bu rengimle devam edeceğim sıra sonuna kadar. Şöyle göstereyim. Daha sonra diğer renge geçeceğiz. Arkadaşlar son noktama geldim. Bakın zincir çekmeden direkt karşıdan birleştirmemizi yapıyoruz. Ve burada ipimizi kesiyoruz. Şimdi size bir püf noktadan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi buradayken şöyle tabanınızı yere serdiğinizde şu şekilde tabak gibi yukarı doğru çıkma oluyorsa bu demektir ki bir üst sırada aradaki zincir sayısını arttırmanız gerekiyor. Şimdi bir üst sırada yeşil renge geçeceğiz. Yine aynı şekilde aralıkları yapacağız ve aralarda iki tane zincir çekeceğiz. Hemen şöyle size göstereyim bakın. Şu ipimi şöyle bir monteleyeyim. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Bakın şöyle herhangi bir yerden yine ipimi, zincirimi çekeceğim. Ve şöyle bir dolayacağız. Hemen şöyle batıyorum herhangi bir yerden. Ve ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi arkadaşlar burada iki tane dolamamı yapıyorum. Bir ve iki. Hepsinin içinden çekiyorum. Burada artık bir, iki zincir çekeceğiz. Bir sonraki boşluğa yine ikili trabzanımı örüyorum. Ve iki kere dolama yapıyorum. Çekiyorum. Bir, iki zincir. Tekrar diğer boşluğa atladım. İki kere doluyorum. Bir, iki. Şimdi artık tabanımızın rahatlamasını sağlayacak bu iki zincir arkadaşlar. Ben şimdi yeşil ipimi örerek tekrardan sizlere göstermiş olacağım arkadaşlar. Ben bu şekilde örmeye devam ediyorum. Arkadaşlar bakın yeşil ipimi de ördüm. Şimdi ben son sırama geldim. Herhangi bir yerden yine zincirimi çekiyorum. İpimi burada doluyorum ve herhangi bir boşluktan batırarak şu ipi arkaya alarak ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada yine ipim ince olduğu için 3 kere dolama yapacağım.
Ve arkadaşlar burada da 3 tane zincir çekiyoruz. Bakın son sırada 3 tane zincir çekiyoruz. İlk 2 sırada 1 zincir. Hemen şu yeşil kısımda 2 zincir 3. sırada. 4. sırada 3 zincir çekiyoruz ve aslında tabanımızı rahatlatmış oluyoruz bu sayede. Şimdi yine dolamımı yapıyorum. Ve hepsini birden. Araya 3 zincir. Bir sonraki sıraya geldim. İkili trabzanımı ördüm. Dolamımı yapıyorum. Araya 3 zincir. Arkadaşlar bu şekilde tabanınızı koyduğunuzda kasılma oluyorsa dediğim gibi sırayı çıktıkça aradaki zincirleri çoğaltarak ilerliyorsunuz. Daha fazla çıkacaksanız eğer büyük ihtimalle 5. sırada yine 3 zincir yapacaksınızdır. Ama daha fazla uzatırsanız dediğim gibi bu şekilde tuttuğunuzda ayarlayabilirsiniz zincir sayılarını. Veya marullaşma olursa zinciri kısarsınız. Bu şekilde tabanınızı büyütebilirsiniz. Ben şimdi sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Daha sonra şu son kısmı size göstermek istiyorum. Şimdi ben sıra sonuna kadar kahverengi ipimle devam ediyorum. Bu şekilde aralarda 3 zincir çekerek tabanımı büyütüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar son kısma geldim. Bakın 3 tane zincir çekiyoruz aralarda normalde. Son sırada 2 tane zincir çekiyorum. Ve birleştirmemi yapıyorum. Yani bu son sırada her zaman bir eksik zincir çekiyoruz ki bu birleştirme noktası zaten zincir yerine sayılıyor diyebiliriz. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Ve arka tarafa alıyoruz. Arkadaşlar diğer rengimi aldım. Bakın şöyle boğumların arka kısımlarından batıyoruz. Bakın şu kısımlardan. Şuradan şöyle ipimi geçireceğim. İki tane zincir çekeceğim başlangıçta. Hemen yanına bakın. Şöyle arkadan sık iğnemi batıyorum. Şimdi şurada bir atlama yerimiz olacak. Bir tane daha batacağım. Ve şu noktaya atlayacağız arkadaşlar. Her fıstıktan çıkıştaki yeri atlıyorum. Ve bir sonrakine sık iğnemi yapıyorum. Hep arka boğumlardan. Arkadaşlar sık iğnelerime battım. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve ipimi çekiyorum. Şimdi diğer renge geçeceğim. Ve artık son noktadayız. Yine burada herhangi bir noktadan, arka boğumdan yine şöyle tığımı batıyorum. Ve şöyle ipimi aldım. Herhangi bir zincir çekmiyorum burada. Hemen yan taraftan, arka boğumdan ipimi alıyorum ve direkt çekiyorum. Hemen yan taraftan ipimi alıyorum ve direkt çekiyorum. Yani kaydırma tekniği yapıyoruz son sırada ve artık bitişini sağlamış oluyoruz suplamızın. Şöyle göstereyim yakından. Bakın arkadaşlar, arka boğumlardan batıyoruz. Ve kaydırıyoruz. Kesinlikle sıkı yapmıyorum. Gayet elim rahat. Bu şekilde tüm çevresini yeşil rengimizle saracağız. Ve artık suplamız burada bitmiş olacak arkadaşlar. Ben şimdi böyle şöyle arka boğumlardan kaydırma yaparak son noktaya kadar geleceğim. Evet, örmeye devam ediyorum arkadaşlar.
Arkadaşlar bakın sonlara doğru geldim. Hemen şöyle son noktaya da tekrardan şöyle batıyorum. Ve burada ipimi kesiyorum. Bakın son noktada şu karşı noktadan ipimizi geçireceğiz. Şöyle ipimi aldım. Ve tekrardan karşı tarafın alt kısmından ipimizi geçiriyoruz. Evet, bu şekilde. Ve ipi arkaya alıyoruz. Suplamız hazır arkadaşlar. Tabi isterseniz ütü de yapabilirsiniz suplanıza. Ben henüz ütülemedim bunları. Şimdi şu orta kısmı size göstermek istiyorum. Hemen bakın şöyle ipimi alıyorum. Şöyle sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncünün hemen herhangi bir yerinden yine. Ama başlangıç noktasından başlayacağım ben. Bakın 1, 2, 3. Şu kısımdan başlayalım. Şöyle. Şuradan başlayalım. Arkadaşlar tığımızı önden battık. Arkadan ipimi alıyorum. Ve hemen yanına batıyorum. Arkadaki ipimi şöyle gizleyerek buradan yine kaydırma yapıyorum. Hemen yan kısma batıyorum. Arkadan ipimi aldım ve kaydırdım. Bakın ipimi saklıyorum. Bu şekilde bütün trabzanların tepesinden çevreleme yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu şekilde bir detay oluşuyor. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Daha sonra da hemen şu son sıranın dip noktasından koyu yeşil geçtim ben. Şöyle. Dediğim gibi bu detay size kalmış arkadaşlar. Suplam bu kadardı. Bitmiş olandan size şöyle göstereyim. Son kez şöyle uzaktan. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel renk geçişleri olan. Fıstıkları gayet güzel duran bir supla modeli oldu. Dediğim gibi şuradaki bakın şu şişlikler ütülenince geçecektir. Ben henüz ütülemediğim için biraz böyle potluklar olabilir. Ama genel anlamda gayet düz bir supla modeli elde ettim. Örecekseniz öreceklere şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Daha fazla supla modelleri istiyorsanız lütfen yorum kısmında bana belirtin. Elimden geldiğince sizlerin istekleri doğrultusunda örgüler yapmaya çalışıyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.